Ülkede terör almış başını gidiyor. Patlayan bombalar, suikastler, acılar üst üste. Bu arada Elbap'ta şehit sayımız 25'e ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konularda bugüne kadar yaptığı bir toplantı değerlendirmeye ben şahit olmadım. Grup başkan vekillerimiz geliyor, terörle ilgili oturum yapalım istiyor. Bu konuda siyasi partilerin uzlaşı sağlayacakları yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu ve bunun için de çalışmalarda bulunulması gerektiğini belirtiyor. Ama ne yazık ki ben bir yıllık milletvekili olarak terör konusunun bu mecliste tartışıldığını, konuşulduğunu konuşmalar dışında görmedim. Ne yazık ki ülkemiz bunları hak etmiyor. Kardeşliğimizin, birliğimizin, dinliğimizin, düzenimizin daha iyi gitmesi noktasında meclisimizin üreteceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki ötekileştirme, ayrıştırma, toplum içinde birbirine olan saygıyı ve birbirine olan değerlendirmeyi dahi olumsuz noktaya götürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı bakışı nettir. Terörün her türlüsünü lanetliyor. İnsanlık suçu olduğuna inanıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi önce insan diyen, sosyal adaleti savunan, herkesin aşı işi olsun düşüncesine bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle uzaktan yakından ilgisi olması düşünülemez ve Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu misak-ı milli sınırları içinde ülkenin birliğini, dilliğini savunan, bunun dışında da bir düşünceye sahip olmayan partidir. Ne yazık ki ülkemizin bulunduğu koşullarda yaşadığımız sorunların aşılmasından öte rejimin dahi tartışılır boyutlara gelmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorunu her yönüyle en ince detaylarına kadar düşünüp akli selim davranışı gerekli kılıyor. Biz birbirimizi anlamazsak, biz birbirimizin söylediğini dinlemezsek, biz ben bilirim mantığıyla gidersek bu ülkenin gidişi iyi değil. Akan kanda hepimiz canı yanıyor, acı duyuyoruz. Ne yazık ki anaların, babaların gözyaşları her gün daha da artıyor. Bu sorunları aşmanın yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen ülkenin gerçek sorunu olan başta terör olmak üzere işsizlik ve yoksulluğu da ele alan konuları gündeme taşımasıdır. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.